Şöyle bir bakın. Şu doğaya, şu güzelliğe bir bakın. Buraya kıyılır mı? Kıyılmaz. Şu her bir ağacın dalı bu yaptıklarından çok daha değerlidir. Türkiye'nin dört bir yanında ağaçlara kıyıyorlar. Birileri ağacın yeşilinden daha çok dolanın yeşilini seviyor olabilir. Ama biz ağacın yeşilinden yanayız. Şimdi 8 gündür burada direniyorsunuz. 8 gündür burada evinizi, çoluğunuzu, çocuğunuzu, yuvanızı bırakmış geliyorsunuz. Ne için? Bu ağaçlara kıyılmasın diye. Bu doğa bitmesin diye. Birisi lojistik liman yapacak. Yapsın eyvallah, başımızla beraber, kimse yapmasın demiyor. Kimse karşı çıkmıyor. Ama orayı doldurmak için o taşı, o kayayı buradan almana gerek yok. Hemen oraya yakında 3-5 kilometre mesafede taş ocakları var zaten. Niye burası? Niye buradan alıyorsun? İddiaya göre alınan kredinin nakliye kredisi olduğu için, nakliye harcaması göstermek için buradan taş çekmeye çalışıyor. Yani yine para. Evet. Tek tek para, yine para. Ya değmez. Kefenin cebi yok. Rant nereye kadar? Burası Rize. Engiz buraya kadar. Rant nereye kadar? Bekleyen yandaş buraya kadar. Burada insanlarımız çayını korumak istiyor. Balını korumak istiyor. Doğasını korumak istiyor. Kimsenin devletle, askerle, jandarmayla bir sorunu yok. Asker bizim askerimiz, onurumuz. Devlet bizim devletimiz, onurumuz. Ama baba ocağından da kimseyi etmeyin diyoruz. Kimseyi yuvasından, köyünden etmeyin diyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'na sesleniyorum. Sayın Cumhurbaşkanı, her fırsatta Rizeli olmaktan övünüyorsun. Rize'den çıktın gittin. Ya baba ocağına kıyıyorlar. Lütfen ama lütfen artık bir ses ver. Sayın Cumhurbaşkanı, baba ocağına kıyma. Baba ocağını, kendi memleketini bu hale getirme. Bir engel ol. Bir Mehmet Cengiz koca Rize'den büyük mü ya? Büyük olmadığını görecek. Bugün direnişiniz 8. gününde. İnşallah devam edeceksiniz. Şimdi 2 gün ara vermişler çalışmaya. Belli ki 19'unda sokağa çıkma yasağı başladıktan sonra buraya böyle hızlı bir operasyon planlıyor gibiler. Buna izin verilmeyecek. Köylü burada, bu bölgenin insanı burada, Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz de burada olacağız. Milletvekillerimiz de burada olacağız. Sayın Cumhurbaşkanı'na bir kez daha çağrıda bulunuyoruz. Baba ocağına bunu yapan Türkiye'ye neler yapar bir düşünün ya. Baba ocağına kıyma kardeşim, kıyma. Yapma bunu. Karadeniz kadını güçlüdür. Karadeniz'in kadını tuttuğunu koparır. İnşallah bu kadınlarımız, Karadeniz kadınlarının öncülüğünde biz de bu mücadeleyi kazanacağız diyorum. Sevgili ikizler ellilerim. Bakın Sayın Genel Başkan Yardımcımız burada kimse devlete karşı değil dedi. Elbette devlete karşı olmayız. Ama hangi devlete? Devlet kutsal bir şey değil ha, size söyleyeyim. Öyle tanrı gibi bir şey değil devlet. Devlet bizim işlerimizi kolaylaştırsın diye bizim kurduğumuz bir organizasyondur. Ve devlet en çok zayıf olanlar için vardır. Aynen. Mehmet Cengiz'in devletine karşıyız. Mehmet Cengiz'in jandarmasına karşıyız. Jandarma bizim jandarmamız. Devlet bizim devletimizse niye karşı olacağız? Peki o zaman o devlet bizden ne istiyor? Bu milletten ne istiyor? Buradaki kurttan, kuştan, böcekten, balıktan ne istiyor? Gözü doymaz mı bunların? İnsan ne kadar yaşıyor? Mehmet Cengiz, utanmaz adam. Millete küfreden adam. Ölmeyecek misin sen? Ne kadar para götüreceksin? Çok lüks otellerin var, Rize'ye oteller yaptın. Bir gecede kaç tane otelde yatabiliyorsun? Yemek yediğinde ne kadar yiyebiliyorsun? Dünyayı mı yiyorsun sen? Yok. Sen de bizim kadar yiyorsun. Peki ne oluyor o zaman size ya? Ne oluyor? Ne oluyor yani? Bu insanlar kendi yaşam alanlarını, evlerini savunuyorlar.
Bu kutsal bir savunmadır, kutsal. Her gün burada bir CHP milletvekili bulunacak. Burada sizinle beraber direnişe devam edeceğiz. Burayı vermeyeceğiz değerli arkadaşlar. Burayı vermeyeceğiz. Bunu bu şekilde bildirirsiniz. Evet. Evet. Saygılar. Mücadelede sizin yanınızda olmayanlar yarın yer almadıkları için utanacaklar ve haklıydınız diyecekler size. Ama iş işten geçmiş olacak. Bakın arılar terk edecek bu bölgeyi. Tozun toprağın olduğu yerde arılar yaşamıyor. Arılar terk edecek, böcekler terk edecek, ekosistem bozulacak. Bunu birçok yerde yaşadık bu tecrübeyle. Suyumuz. Evet, nereler kirlenecek? Sular kirlenecek. Hayır, hayır. Hep kapattılar. İçemiyoruz, çamur akıyor. Musluklardan şu an çamur akıyor. Tüketim geçtiğimi, yaşlı bir akıp kaçtın. Sen beni saçı uzun, akli kesam insandın. Akli kesam insandın. Sen beni saçı uzun, akli kesam insandın. Akli kesam insandın. Hasip alır gibi de olur. Hasip alır.